Bombom 337'de hiçbir şekilde kupon yüklemeden geliştirdiğimiz hesabın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Çantamda birazcık rulet anahtarı olduğunu gördüm. Sanırım bir etkinliğin giriş ödülünden vesaire geldi. Birlik değiştirdiğimiz için envanteri düzenlerken bunu fark ettim ve açmaya karar verdim. Ve buradan süper bomb silahını çıkarmış oldum. Bir çizimi daha tamamlamış olduk bu sayede. Tarihler 12 Ocak olduğunda artık 45 seviye olduğumuz için kriptayı geçebiliyorduk. Burayı artık günlük olarak tamamlayıp buradan ödülleri almaya devam edeceğiz. Her ne kadar bana verdiği güç daha az olsa da bin ikincilerini değiştirmeye karar verdim. Tamamen kritik ve delici üzerinden gitmek istiyorum. Attığım tüm vuruşların kritik olmasını istiyorum ve bu kritik hasarın da yüksek olmasını istiyorum. Bu yüzden kritik ve kritik hasar bin ikincileri dizmeye karar verdim. Aynı zamanda tüm takıları şansa yönelik dizmeye karar verdim. Neredeyse 5 milyon 600 bin güce geldik sayılır. 13 Ocak tarihine geldiğimizde ise birliğimiz 4 seviyeye ulaştı ve 15 üyeye ulaştık. Sürekli misyon attığımız için birliğimiz hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyordu. Ve beni gören arkadaşlar ya da takipçiler de diyebilirim, birliğe katıldığı için gelişimimiz gitgide hızlanıyordu. ...14 Ocak tarihine geldiğimizde ise bir takipçimizin hediye ettiği VIP sayesinde 2 adet daha çizimi VIP puanlarını kullanarak açabildim. Giriş etkinliği sayesinde 365 günlük lollipop silahını da elde etmiş olduk. Bu silahı belki alternatif bir silah olarak kullanabiliriz. Hem süresi uzun hem hasarı birazcık yüksek. Elimde biriken binek atlas parçalarını kullanarak bir füzyon denedim ve başarılı oldu. Buradan az da olsa güç elde etmiş olduk. Aynı zamanda ekranda da görmüş olduğunuz üzere birliğimiz 5 seviyeye ulaştı ve 17 üyeye ulaştık. Sürekli misyon atarak birliğimizi de bir yandan geliştirmeyi unutmuyoruz. Takas etkinliğinden ise hesabımız için en mantıklı olan totem yükseltme kuponunu almayı tercih ettim. Hani kalan, yani hepsini harcamadım ama kalan aparatla da başka şeyleri alarak aparatın tamamını bitirdim. Bir sonraki hafta totem indirimi geldi. Bu sayede elimizde bulunan tüm indirim kuponlarını toteme harcamış olduk. Aynı zamanda çizim setleri en başa döndüğü için bizde kapalı olan çizimleri kıyafet tasarım kartı ile kolay bir şekilde açabiliriz. Etkinlik görevlerinden gelen savaşçı arnası biletlerini kullandığım için bayağı bir güçlendirme taşım birikmişti hesapta. Bu güçlendirme taşlarını satarak kupona dönüştürmüş oldum. Bu yüzden hesabımızda birazcık kupon var. Hani nereden geldi diye soracak olursanız onu da göstermiş olayım. Aynı zamanda 13 seviye inci, bogu kalkanı ve bağsız dizi taşlarını da satarak hesabımızda kupona dönüştürmeye çalışıyorum. Bogu kalkanı da zaten ruletten çıkmıştı. Videonun başına görmüştünüz.
Artık hesabımız 48 seviyeye ulaştığı için işaretler açıldı. Günlük olarak 5 adet işareti ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Buradan işaretleri dizerek gücümüz gelişmeye devam edecek. İlerleyen günlerde işaretleri iyice dizerek 6 milyon güce ulaşmış olduk. ...21 Ocak tarihine geldiğimizde birliğimiz 7 seviye olmuştu. Ayrıca 45 üyeye ulaşmıştık. Gerçekten bayağı hızlı bir şekilde ilerliyorduk. Şimdi bana destek amaçlı item gönderen bazı arkadaşların ekran görüntülerini göreceksiniz. Bu arada sunucunuzdaki en aktif birliği bulmak istiyorsanız haftalık servet sıralamasına bakmanız gerekiyor ve aradaki farkı görüyorsunuz. Ve sadece 100.000'le de sınırlı kalmadık. 256.000 servete kadar çıktık. Misyon attık. Daha fazla misyon attık. Daha fazla misyon attık ve haftalık servetimiz gerçekten inanılmaz bir düzeye çıktı. Aktiflik oranımız 25 kişinin üzerine çıktığı zamanlar oluyordu ve birlikteki kişi sayımız şu anda neredeyse 90 olmak üzere. Elimde her ne kadar daha fazla klip olsa da ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Hesabımız gitgide güçlenmeye devam ediyor. Eğer ki goldları kullanırsam 6,5 milyon gibi bir güce ulaşabiliyorum. Ama silüet görünüşü gerçekten gold bastığımıza dizi 3 görünüşüne döndüğü için, öyle bir sıkıntı olduğu için basmamayı tercih ediyorum. Bu videoluk bu kadar. Video fikirlerini de yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.